Tamamen Kürt dili ve kültürü üzerine yapılan bir politika, asimilasyon politikası. Yani bu politika için yürütülen bir çalışma bu kültür sanat etkinlikleri. Yani zaten içeriğine baktığınızda hani amacına baktığınızda, içeriğine baktığınızda yani toplumda bu toplumda karşılığı olmayan bir etkinlikler dizisi diyeyim. Yani dili asimile eden, kültürü asimile eden, yani bu bölgeye hitap etmeyen, bu toplumla hiçbir alakası olmayan kişiler ve kurumlarca hani yapılan, yürütülen festivaller. Ta kayyum sürecinden bu yana baktığımızda işte ilk belediyelere, yerel yönetimlere kayyum atandığı zaman da ilk kültür sanat kurumları kapatılmıştı ve o kültür sanat kurumları tamamen boşaltılmıştı. Sanatçıların işine son verilmişti. Yani böyle şu an zaten öyle bir çelişki, hani bir yandan da neden kültür sanat çalışmalarına bu kadar öfkeli, bu kadar saldırı olunca öte yandan da hani tam aksini yapmaya çalışmak, hani bunu zaten tam olarak hani amacını ortaya koyuyor. İşte sizin kendi dilinizde, kendi kültürünüzle yaptığınız şeye engel olup kendininkini işte size dayatıyor. Bu da tamamen işte onu asimile etmek için hani bu toplumu işte tek tipleştirmek, dilini unutturmak, kültürünü işte unutturmak, asimile etmek için yapılan şeyler. Ülkenin en önemli gündemi, en önemli sorunu ekonomik kriz. Yani böyle bir ekonomik kriz varken böyle büyük prodüksiyonlarla boş şeyler, hani gerçekten boş. Hani bir katkısı olsa, gerçekten bu toplumda bir karşılığı olsa, bir hizmet olsa topluma tamam, ama tamamen içi boşaltılmış şeyleri yapmak zaten hani tamamen gündemi de değiştirmek, işte bastırmak. Yani oraya yapacağınız masrafı, şu an ülkenin en önemli sorunu olan hani ekonomik krizini çözün. Yani bu kadar kriz varken, insanlar açlık sınırındayken neden bu kadar devasa prodüksiyonlar harcanıyor? Tabii ki yani işte başta da söylediğim gibi bu bir politika, yani asimilasyon politikası. Yani bizim toplum, Kürt toplumu zaten böyle bir direniş geleneği olan bir toplum ve hani politik bir toplumda zaten hani gerçekten neyin ne için, ne amaçla yapıldığını çok iyi bilincinde, farkında olan bir toplum. Artı mesela bunun alternatifleri de var. İşte kayyumlarla kültür sanat kurumları kapatıldığında tekrar hızlı bir şekilde yeniden hani alternatifini oluşturdu. İşte tiyatro olsun, sinema olsun, müzik olsun, hepsi yeniden alternatifini oluşturdu ve bu halk, yani seyircisi, bu kültür sanat çalışmalarının seyircisi oralarda kalmadı. Yani orada bu çalışma adına hani bir şeyler yapılmaya çalıştı ama gene tamamen işte bu topluma hizmet etmeyen tarzda içi boş çalışmalar yapıldı, ama hani onu değil, aslında kendi dili ve kendi kültürüne ait olan şeyleri tercih etti seyirci. Yani bizim halkımız bunun bilincinde ve yani tepkili ve gitmiyor zaten hani. Gitmiyor, tercih etmiyor ve tepkisini de bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bunun kıyasını da yapabiliyor yani öte yandan. Kendi dilinde, kendi kültürüyle onunla buluşan hani bir kesim var. Öte yandan da böyle bir asimilasyon politikası, bu kadar sorun bu ülkede varken hani böyle içi boş şeylerle giden bir yürütülen bir işte politika var ve tabii ki bu toplum, bu halk çok fazla bunun bilincinde ve ona göre tepkisini ortaya koyuyor. Şimdi bunların alternatifleri zaten var. Zaten yıllardır yani sadece Ahmet'te değil, bütün bölgede kültür sanat çalışmaları, kendi diliyle, kültürüyle kültür sanat çalışmaları yürüten birçok kurum var zaten. Bütün dallarda hani var. Tiyatrosu olsun, müziği olsun, sineması olsun vesaire, bütün dallarda var zaten. Şu an zaten bununla ilgili festival çalışmaları da yürütülüyor. Birçok yerde festivaller organize ediliyor. Ve hani her sanat dalından işte bir araya gelen bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyonlar içinde her türlü işte sanat dalını barındıran festivallerle kendi dilinde, kendi kültüründe, kendi seyircisiyle, kendi halkıyla buluşuyor.